Maaşete hoş geldiniz. Esasen bu tür tartışmaları ülkenin içinden geçtiği süreçte sıcağı sıcağına ele almayı doğru buluyorum, anlamlı buluyorum, ders verici buluyorum. Bu tür tartışmaların herhangi bir biçimde layıkçılık, şeriatçılık, fikir ifade hürriyeti, mahallecilik, kabilecilik, hukuk, yargı, bütün bunları e, yararlı buluyorum ve zamanında yapılması gereken tartışmalar. Seçim süreciyle ilgili yapılan tartışmalarda da öyle. Yani bazı okurlarım, izleyicilerim eleştiriyorlar. Ya CHP'ye vurmaktan inanılmaz keyif alıyorsun diye. Yani herhangi bir partiye vurmaktan keyif almıyorum. Ne İYİ partiye, ne CHP'ye, ne AKP'ye. Bütün bunların hepsine bir laboratuvar araçları, laboratuvar deney malzemeleri olarak görüyorum ben. Ve Türkiye bir laboratuvardır ve bana çok malzeme veriyor. Ve o malzemeleri ve o yaşanan işte örnekleri, gelişmeleri neyse o çerçevede değerlendiriyorum. Şu taraftan veya bu taraftan yaklaşmıyorum konuya. Aklı selimle, objektif bir biçimde el almaya çalışıyorum. Fezze Altun meselesi de öyle. Tahliye edilmiş ama tahliye edilirken tipik haftada iki imza ve yurt dışına çıkış yasağı. Ona itiraz ederler, yakında onu da kaldırırlar. Ayrı bir konu fakat şimdi yani... Adliyeden çıkarken verdiği bu fotoğraf veya bu görüntü çokça paylaşıldı ve işte dik duruşu ya da işte meydan okuyan tavrı falan e, dikkat çekiyor ama keşke herkes bu kadar şanslı olsa da dedirtiyor. Ya sen ne, ne taraftasın ben herhangi bir taraftan değilim objektif biçimde ele almaya çalışıyorum ve içinde bulunduğunuz öfkeden içinde bulunduğunuz distopyadan içinde bulunduğunuz kutuplaşmadan polarizasyondan İngilizcesiyle ne derseniz deyin çıkmadan, yükselmeden, uzaklaşmadan sağlıklı bir şekilde değerlendiremezsiniz. Onun için kastettim. Şeriat'a sokayım dediği için başına bunlar geldi. Peki öbür tarafta Şevki Yılmaz da Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum dedi. Feyza Altun'unki fikir ifade hürriyeti de Şevki Yılmaz'ınki fikir ifade hürriyeti değil mi? Bir daha söylemeyeceğim lafları. Gerek yok kirletmeye ekranı. Ama her ikisi de küfretti. Her ikisi de hakaret etti. Bir de o var. Yani herhangi bir şeye karşı olmakla herhangi bir şeye küfretmek arasında önemli bir fark vardır. Yani elde, elbette Türkiye gibi ülkelerde bunu anlatmak güçtür. Onu da anlarım ama onu anlatmaya çalışıyorum. Bu yayınlarda yapmaya çalıştığım bu. Karşı olmak başka bir şey. Biz de karşıyız şeriata. Fe Feyza Altun'un yanındayız vesaire. Ya mesele o kadını karşı olduğu için almadılar ki. Şeriata karşı dediği için almadılar ki. Küfür ettiği için aldılar. Öbürünü de küfrettiği için almadılar. Fakat Feyza Altun'un da mensubu olduğu kabile... Nasıl Şevki Yılmaz'ı almazsınız? Sözde Cumhuriyet Savcıları harekete geçsinler. Atatürk'e soysuz dedi. Onu kastediyorum. Yani bu iki yüzlülüğü kastediyorum. E, hukuku kendi düşünce, kendi ideoloji veya kendi anlayışı çerçevesinde alet aparat olarak görüp karşısındakini dövme, karşısındakini sopalama aracı olarak kullananlara temel olarak itirazım bu. Lale Demirkaya bahsetmiş avukat. Meslektaşı ve iyi biliyor belli ki adliyede karşılaştığı bir isim. Avukat Feyza Altun yıllardır görmezden geldiği hukuksuz yakalama, gözaltına alma vesaire uygulamalarıyla haşır neşir edilmekte. Ne diyorduk hep? Hukuk size de lazım olacak. Gelin hukuksuzluklara hep birlikte karşı çıkalım. Kulak vermiyorsunuz ama neyse demiş. Yıllardır görmezden geldi diyor Feyza Altun. Hukuksuz yakalama ve gözaltına alma vesaire uygulamaları. Şimdi başına geldi. Kastettiğim bu. Nezih Onur Koru paylaşmış. Muhalif görünümlü fakat devletinin yanında olan birçok ünlü Atatürk'e hedef alan nefret, nefret suçlarını muhalifliğini kolay yoldan sergileme fırsatı olarak görüyor. Bir de bu. Yani hatırlayın İçişleri Bakanı Atatürk'lü bir paylaşım yapınca Fatih Altaylı sarılasım geliyor demişti. O, o anlamda da Atatürk birilerinin e, sığına, Yani Atatürk'le bir paylaşım yapıyor. Büyük Atatürk, yüce Atatürk yaşa var ol diyor. Bitiyor olay. Aa bak bu Atatürkçü. Tamam. Tıpkı sözcünün aldığı son spikeri anonslarken işte en son Atatürk'ler işte Anıtkabir'e de gitmişti diye o fotoğrafı kullanması gibi. Anıtkabir'i ziyaret ettin mi bitti. Yıkanıp çıkıyorsun. Bütün günahlarından arınıyorsun. Sicilin temize çekiliyor. Anıtkabir fotoğrafı. Ya da işte böyle arkada benimki gibi kütüphanenin önünden yayın yapıyorsanız yap, yaptıkları yayınlarda böyle özellikle Atatürk büstü veya fotoğrafı kullanan insanlar. Dikkat edin yani. simgesel olarak falan. Yani bunu belli bir samimiyet çerçevesinde yapıyorsa elbette bir itirazım yok. Fakat herhangi bir sembolü veya herhangi bir klişeyi arkanıza koyduğunuzda objektifliğiniz bitiyor. Bunu yazar, düşünür, analist kardeşlerime ve büyüklerime kulaklarına küpe olsun diye söyleyeyim. Duvarınıza bir şey astığınız anda ve onu da özellikle gösterdiğiniz anda Objektiflik bitiyor, subjektiflik başlıyor. Ha diyeceksiniz ki ben bu tür subjektiflikten memnunum. Diyecek bir şeyim yok. Şeriatçılar bu ülkede insanları yaktı. Domuz bağıyla işkence yaparak öldürdü. Ama öbür tarafta mağaraya doldurdu dersimde insanları ve gaza boğdu gazla öldürdü. Onu da söylesene. Tamam mı? Yani iki tarafın da sicili o kadar şey ki. 6-7 Eylül 1955'te. Rumları kim katletti? Kadınlarına kim tecavüz etti? Kim fiştekledi bu eylemleri? Eylem geçmişinde, faili meçhul geçmişinde e, eğer acı yarıştırmaya kalkarsanız kimin yarışı önde de bitireceğini bilemeyiz. Doğu Ergil güzel paylaşmış. İslamcı adı verilen kesimin üç büyük yanılgısı var diyor. 1. Bir, İslam Birliği gerçekleşirse huzurlu güçlü bir İslam dünyası doğar. Hilafet geri gelirse 2. Tüm Müslümanlar altında birleşir. 3. Osmanlı mükemmeldi keşke yaşasaydı. Hilafet dini değil siyasi bir makamdır. Hep öyle oldu. Sünnilerin liderliğini Şiiler kabul etmedi. Şimdi de bir bir sürü Sünni devlet ve topluluk etmeyecek. Kaldı ki Endülüs'te de halife vardı. İşit'te de İşit içinden çıkardı filan falan. Osmanlı içinden çöktü. Tarihi ayak uyduramadı filan diye gelmiş. Yani bu tür konuları gerçekten siyasal zeminde ele almalısınız. Onun için evet şeriat eşittir İslam e, gibi bir düşünce var şeriatın en küçük hakikatine bile işte bin bedenim olsa veririm diye bir düşünce sistemi var, matematik var. Hepsine kabul, kabul ediyorum. Fakat bugünkü manada şeriat da, hilafet siyasal kurumlar, siyasal makamlar. Dolayısıyla siyasal olarak eleştiriliği, eleştiriyi, siyasal olarak karşı olmayı ya da siyasal olarak kritik edilmeyi hak ediyor. Dolayısıyla bunu da böyle koymak icap ediyor. Bir kere daha söylüyorum. Tıpkı ee, solcu ne, ne diyeyim solculukta böyle bir şey var deyip insan hakkı ahla, ah, ahkamı kesen insanlara da kulaklarına köpü olsun. Hangi solculuk? Hangi ülkedeki solculuk? Hangi cumhuriyet? İran cumhuriyetimi, İrlanda cumhuriyetimi hep örnek veriyorum. Bir de yani hangi şeriat? İran şeriatımı, Mısır şeriatımı, Suudi Arabistan şeriatımı, hangi şeriat? Hangi mezhebe göre, hangi ekola göre, hangi itikadi duruşa göre, hangi tefsire göre? Hangi sosyal gruba göre, hangi coğrafyaya göre? Hangi inanışa göre, hangi inanışın hangi yorumuna göre? Sıkıntılı mevzular bunlar. Ve o açıdan da bu konuyu eğer şeriat söz konusuysa veya hilafeli kalifet söz konusuysa onu da e, bu çerçevede ele almak icap eder. Toparlıyorum. Feyza Altun. Sokarım şeriate veya şeriata sokayım dediği demesi evet bir fikir ifade hürriyetidir. Birilerini incitse de canlı yaksa da ...aynı şekilde Şevki Yılmaz'ın da Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum demesi fikir ifade hürriyetidir. Evet birilerinin canını yaksa da. Bunu alıp da bayraklaştırıp herkes kendi çerçevesinde, kendi içinde nutuklar atıyor veya hakemler kesiyorsa da o da o derece subjektiftir. Bir de yani şeriat şudur budur, ne bileyim Atatürkçülük, Kemalizm şudur budur, solculuk şudur budur neyse... ...nereden bakarsan layıkçılık şudur budur falan diye girdiğinizde herkes her şeyi biliyor... Ve tereciye tere satıyorlar yer yerde. Bunlara da gerek yok yani. Dolayısıyla karşı cephede birinin tam karşısındaki ideolojiyi tarif etmeye veya tanımlamaya çalışması da biraz absürt duruyor. Yeri gelmişken Akil Siyaset'te Ergun Babahan yazmaya başlamış. Türkiye'nin layıkçıları nasıl intihar etti? Başlıklı yazısı son derece enteresan. Okursunuz bunu. Ee, geçmişten günümüze e, son derece enteresan bir şey var, e, analiz var. E, birkaç satırını hatırlatacağım. Bugün seküler hayat biçimi elden gidiyor endişesi yaşayan layıkçı kesim, başta siyasi temsilcileri CHP olmak üzere Avrupa Birliği sürecinin karşısındaydı. Asıl korkuysa yerel yönetimler reformu üzerinden ülkenin Kürtler eliyle bölüneceğinden duyulan korkuydu diyor. Layıkçı kesim cemaat nefreti ve bölünme korkusuyla Avrupa Birliği projesine karşı çıkarken kendi varlığını nasıl tehlike attığını göremiyordu. Bugün de durum değişmiş değil diyor. Bağlarken işin vahim kesimi, işin vahimi, layıkçı kesimin ülkenin bugünkü durumunu liberal batı değerlerinden uzaklaşmanın kaçınılmaz sonucu olarak görmeyip çözümü çözümü gücü tekrar ele geçirip muhafazakarları baskılamak ve Kürtlerle savaşa devam etmekte görüyor oluşu. Halk TV sözcü gibi layıkçı kanallarda ve YouTube'da yayın yapıp büyük beğeniyle izlenen insanların söylemlerine baktığınızda batılı demokrasilerin aşırı kapsamına alacağı görüşlerin seslendirildiğini kolaylıkla görebilirsiniz demiş. Türkiye toplumu layıkçı veya dinci dış güçleri içselleştirmiş bir yapı. Batı gibi olmak isteyen ama batıya yenilmenin sonucu olarak onu düşman olarak gören bir anlayışın ürünü bu toplum diyor ve bağlarken güzel vurucu bir cümle bu. Demin de beri anlatmaya çalıştığım şeyin özü. 29 Ekim'de Bağdat Caddesi'nde bayrak asılı olmayan Apple mağazasına tepki gösteren layıkçı ile Bebek sahilinde şeriat bayrağı açan adam aynı tornanın ürünü demiş. Evet böyleyken böyle. El Arabiya bildiriyor. Erdoğan'ın Sisi ile Mısır'daki görüşmesinden sonra Türkiye Müslüman kardeşlerin İstanbul'daki lideri Mahmut Hüseyin'in vatandaşlığını iptal etmiş. Halife-i nasıl böyle bir şey yapar? Yapıyor işte. Dedim ya her şey siyaset. Halifelik de siyaset, şeriat da siyaset, şeriatın farklı yorumları da siyaset, konunun ele alınış biçimi de siyaset. Kanlı canlı örneği. Erdoğan, Sisi ile Mısır'da anlaştı. Müslüman kardeşlerin İstanbul'daki temsilcisi veya lideri Mahmut Fisye'nin Türkiye vatandaşlığı iptal edildi. Bitti, bit bu kadar. Şimdi bunu dillerine dolayanlar şuradan bakıyorlar. Ya işte bak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı reisin iki dudağı arasında. Evet öyle. Hep evet, böyleydi zaten. Fakat yani hep devletin elindeydi bu. Devlet isterse çıkarır, isterse çıkarmaz, isterse tutar yani. Her neyse bu tamamen devletin bileceği. Bütün devletlerde de böyledir yani. Fakat burada kaçırılan konu o. Ka kaçırılan konu şu. İşte, işte bahsettiğiniz halifelik yorumu. Halife-i Ruhi nasıl böyle bir şey yapar? Yapıyor işte. Niye? Mesele siyasi. Döndük de ulaştık 22 yılda aynı yere geldik demiş. Özellikle istihdam kaybı korkutuyor ıı, ve ekonomiyle ilgili endişeleri. Yani en son 2001'de kriz çıkmıştı. Aynı noktayı tuttuk falan anlamına gelen Mahve ilmez yazısı gazete pencerenin manşetinde katılmıyorum. Evet ekonomi olarak yani rakamlar olarak gelmiş olabiliriz. Fakat 22 yıl önceki dönemi mumla aratan bir dönem var. Bugün yaşanan 100 şeyin 100 olumsuzluğun 99'u yoktu. 22 yıl önce. Biz o günleri yaşadık yani ben o fotoğraf çekildiğinde oradaki gazetecilerden biriydim. Anasol D hükümetini takip eden başbakanlık muhabirlerinden biriydim yani. Yaşadım o atmosferi biliyorum. İliklerime kadar biliyorum. Yaşadım. İçindeydim. Yoktu bugünkü atmosfer. Bakın aynı gazete pencereden iki haber getireyim de o döneme döndük mü dönmedik mi görün. Dönerci kaygılı acaba başıma bir şey gelir mi? AKP belediye başkan adayı İstanbul Murat Kurum'la diyaloğu gündem olan dönerci acaba başıma bile bir şey gelir mi? Diye kaygılanmış. Çalışıyorum maaşımla geçinemiyorum dedi, dediği için. Böyle bir şey yoktu. Adam yazar, yazar kasa attı Ecevit'e başbakanlıkta. Yazar kasa attı atabildi. Öyle bir ülkeydi Türkiye. Tamam mı? Yani şimdi geçinemiyorum diyen İstanbul AKP adayına geçinemiyorum diyen dönerci başıma bir şey gelir mi diye. O video dolaşıma girdi ya. Başıma bir şey gelir mi diye endişe diyor. Mitinge çağrı yapmayan imama sürgün aynı gazete pencerenin aynı sayfasından getiriyorum. 14 Mayıs seçimlerinden önce geçen sene İzmir'de mitinge cemaat toplaması talebiyle arandığını ve bu talebi yerine getirmeyince hakkında soruşturma açıldığını açıklamış Yusuf Kılıç ve İzmir dışına sürgün edilmiş. Cemaate istenildiği gibi siyasi bir çağrıda bulunmadığı için. Onun için katılmıyorum döndük dolaştık 22 yılda aynı yere geldik manşetine. Hayır çok daha beter bir durumdayız. Hatay. Hataya adayı netleşti. Lütfü Savaş bu arada. Eşi e, Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş. Lütfü Savaş'tan daha arzulu. Yani en az onun kadar omurgasız çıktı kadın. Geliyoruz Hatay falan filan demiş. İşte böyle kampanya yapıyorlar karı koca. Hayırlı olsun diyecek bir şey bulamıyorum. İletişim başkanlığı geçmiş. Cumhurbaşkanı Amerikalı bir senatörü kabul etmiş. İşte yanında fidan da var falan. Yani Amerika'dan gelen bir senatör bile Senatörü bile kabul ediyor bu kadar. Yani itibardan tasarruf olmaz diyen insan. Ne yani o kadar onaylanma ihtiyacı ve o kadar böyle birileriyle fotoğraf verme ihtiyacı var ki? Amerika'dan gelen senatörün muhatabı Dışişleri Bakanı bile değildir ya. Yani bir senatörün muhatabı Dışişleri Bakanı bile değildir. Dışişleri'nde alt düzeydeki bir pozisyonda bir insan olabilir ancak. Fakat Türkiye'ye geldiğinde saraya çıkıyorsun. Sonra da Beyaz Saray'da ağırlanmaya bekliyorsun. Adam sana senatörünü gönderiyor, senatörüyle senin üzerinden konuşuyor. Yani. Sen başkanın muadili değilsin ki. Bir de öyle bakın yani. Navalny, evet büyük dram. Üç gündür, dört gündür gerçekten yani cenazesi, cesedi ne durumda falan bu belirsizlikler içerisinde. Ailesi bir biçimde haber almaya çalışıyor. İşte görüyorsunuz. 1200 mil, 1900 kilometre kadar Moskova'nın kuzeyinde kutuplarda bir cezaevine gönderildi. Ve ölsün diye cezaevinin fotoğrafları filan paylaşılıyor. Cezaevinden cenazesinin çıkarıldığı paylaşılıyor filan. Tam da eş zamanlı şu oluyor. Yani Navalny meselesini konuşmak değil burada amacım. İngiltere'de Julian Assange'ın Amerika'ya iadesiyle alakalı mahkeme görülmeye başlandı. Bugün, yarın. Pek çok zaten şu anda eylemci, protestocu ve asanca destek veren insan orada başta eşi olmak üzere. BBC de bunu veriyor. Ben sabahtan beri gelişmeyi BBC'den takip ediyorum. Bir muhabir göndermiş falan gelişmeyi veriyor. Yani veriliyor bu. Eşi açıklamalar yapıyor. Aman diyor şey yapmayın. Göndermeyin. Gönderirseniz ölür o da tıpkı diyor Navalny gibi. İngiltere'de Belmar hapishanesinde ve 5 yıldır orada yaklaşık bir süredir Ondan önce de Ekvator Büyükelçiliği'nde tutuluyordu. Ciddi bir şey var, tepki var, ciddi bir eylem var. Pek çok insanda işte eşi Stella Assange açıklama yaptı. Son temiz davası o açıdan önemli. İngiltere'de, Londra'da, Yüksek Mahkeme'de bugün başlandı. Ve bu karar belirleyici olacak. Amerika'ya iade edilirse 175 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Ve yani... Bir yönüyle araştırmacı gazeteci Wikileaks'i kurdu ve orada gerçekten bir takım bilgi ve belgeleri yayınlandı. Yani yayınladığı şeyler Assange'ın e, Guantanamo'da işkence ve yasa dışı gözaltıları, insanlık dışı muameleleri yayınladı Wikileaks'te. Yine Hillary, Hillary Clinton'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve üye ülke temsilcilerini izlettiğini, takip ettirdiğini yayınladı. Amerika'nın gizlice Yemen'i bombaladığını yayınladı. Eee... Daha pek çok şey. Yine e, Amerika'nın Bağdat'ta iki Reuters çalışanı gazetecinin de olduğu bir grup sivili öldürdüğünü yayınladı. Onun sayesinde öğrendi dünya. Pek çok şey de var Wikileaks'te. Amerika'ya giderse sonu Navalny'e benzeyebilir. Yani bir yönüyle batı basınında Navalny ...üzerinden işte Putin'e çakılıyor, Navalny üzerinden e, Putin şeytanlaştırılıyor... ...veya Navalny'nin başına gelenler özgürlük insan hakları falan temelinde alın, el alınıyor ama... ...aynı batı basını Asancı görmüyor. görende sınırlı görüyor. Ne, neyse ki BBC yayın kuruluşu e, bu sabah erken saatlerden itibaren sürekli yayınlar yapıyor. Saat başı bültenlerde bağlanıyor. Ama Amerika'daki yayın organlarında Navalny'ye ayrılan süre ya da köşenin yarısı kadarı, dörtte biri kadarı, onda biri kadarı Assange için ayrılıyor mu? Ya da ne düşünüyor Amerikan basını bilmiyorum. Aşağıya yazarsanız sevinirim. Böyleyken böyle. Yani bu da bu, bu da bir tür Doğu Batı tutarsızlığı, iki yüzlülüğü bir yönüyle de. Evet. Layıkçı misin, şeriatçı mısın? Evet. Böylesi günlerde yayın yapmak pek keyifli olmasa da tam da zamanı ve e, emin olun yaptığım yayınlarda görüşlerim, düşüncelerim meselelere belli bir mesafede yaklaşan ve tüm görüşleri değerlendirmeye, analiz etmeye ve belli bir mesafede, belli bir aralıkta hemen herkesi anlamaya çalışan noktada. Yani öyle bakın. Yoksa yok şimdi işine geldi bu tarafa çakıyor. Şimdi efendim yakaladı bu tarafa bindiriyor falan gibi bakmayın öyle değil. Zaten dikkatli düşünürseniz öyle olmadığını da görürsünüz. Her şeyi biliyor. Her şeyi analiz ediyor. Her şeyin farkında olduğum iddiasında da değilim. Her şeyi biliyor iddiasında da değilim. Belli konularda bu benim alanım değil deyip girmiyorum. Ona da öyle bakın. Ama şunu unutmayın. Herhangi bir şeye karşı olmakla küfretmek arasında mühim farklar vardır. Dolayısıyla küfretmeyin, hakaret etmeyin. Ama eleştirebilirsiniz. Karşıyım diyebilirsiniz. Sonuna kadar yanınızdayız. Çarşamba günü manşet yok. Perşembe tekrar buluşmak umuduyla.